Hacı Bektaş bir gün Arafat Dağı'ndaki çilehaneden çıktı, Zemzem Pınarı denilen yere geldi. Gördü ki bir çoban bir bölük koyunu pınar yanındaki alana yaymış gütmede. Hünkâr yanına gitti, arkasına sığadı. "Adın nedir çoban?" dedi. "Adım Sarı Saltuk'tur." Hünkâr, "Haydi," dedi, "seni Rum ülkesine saldık." Sarı Saltuk'un gözünden bir an için perdeler kalktı, erlik mertebesine erdi. Hacı Bektaş'ı vilayetnamesinde böyle anlatılır Sarı Saltuk'un erenlik mertebesine yükselişi. Sarı Saltuk hünkârdan aldığı çerağı Balkanlara taşır. Buralarda bağnazlığa, cehalete savaş açar. Farklı dil, din ve ırktan olanların kardeşçe yaşaması için mücadele eder. Barış, hoşgörü ve insanca yaşamanın temsilcisi olan Sarı Saltuk, Balkanlardaki halkı kardeş gibi kucaklar. "Ölürken bana muhip olanlarınız birer tabut yaptırsın, koyup gitsin. Birbirinize çekişmeyin. Ben hepinizin tabutunda bulunurum," diye vasiyet etti. Gerçekten hepsi birer tabut aldı, gitti ve Sarı Saltuk her tabutta göründü, hepsi sevindi, neşelendi. Gönüllerde özel bir yer edinen Sarı Saltuk için ölümünden sonra pek çok farklı yerde mezar yapılır. Bunlardan bir tanesi de burada, Tunceli'nin Hozat ilçesinde ziyaret tepesindedir. Eskiden Dersim aşiretlerinin vicdanıdır Sarı Saltuk ziyareti. En büyük antlar onun başında içilir, aşiretler antlaşmalarını onun kabri başında yaparlardı. Şimdilerde ise şifa bulmak, dileklerinin kabulü için dua eden inanmış insanların ibadet ettikleri, huzur aradıkları kutsal bir mekandır Sarı Saltuk'un kabri.